Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizleri kırmadınız. Derneğimize teşekkür ederiz. Estağfurullah. Teşerrüf ettik. Allah razı olsun. Hocam bugün sizlerle medrese nedir? Medrese hakkında bilmeyen insanlar için bir malumat olsun diye bir program yapmak istedik. Dilerseniz direkt sorulara geçeyim ben. Buyurun. Nasıl birinci dilersin? Sorumuz hocam. Medrese nedir? Bunun hakkında insanlara nasıl bir açıklama yapmak onlara daha faydalı olur? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Medrese malum olduğu üzere kelime anlamı itibarıyla ders okunan yer demektir. Tabi medrese dendiğinde sadece kelime anlamı üzerinde durmak ve bunun sadece bir ders okunan yer, özellikle günümüzdeki anlaşılan yaygın anlamı itibarıyla bir takım derslerin okunduğu yer, malumatın verildiği yer şeklinde anlamak elbette ki doğru olmaz. Bunu biraz daha açacak olursak, ders demek sadece malumat demek değildir. Evet, medrese dediğimizde biz İslami ilimlerin özellikle ve genel anlamda tıp, matematik, coğrafya gibi İslam'ın tasvip ettiği, teşvik ettiği ilimlerin de okunduğu yer anlamına geliyor. Eskiden bugüne böyle anlaşılmış. Fakat medrese dendiğinde medrese nedir diye bir soru soracak olursak, medrese Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun ifade buyurduğu gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbn Abbas rahimehullah ve radıyallahu anh bu ayeti kerimeyi malumunuz illa liyarifun, beni bilsinler diye yarattım diye tefsir etmiş. Meşhur tefsirlerde bu rivayetler varittir. Dolayısıyla bu hakikat üzerine yoğunlaşarak insanın yaratılış amacını, yaratılış maksadını bilmesi, buna göre hareket etmesi, nasıl hareket edeceğini, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya karşı olan vazifelerini, başta bunları, sonrasında insanlara karşı olan vazifelerini, mahlukata karşı olan vazifelerini bilmesi anlamına geliyor. Bunun şuurunda olması anlamına geliyor. Yani bir nevi medrese insanın insan olmasının manasını öğrendiği, Müslümanın Müslüman olmasının manasını öğrendiği ve bu şuurda yaşamak için belli bir altyapıya sahip olması için atmış olduğu ilk adım anlamına geliyor. Onun için medreseyi böyle anlamamız gerekiyor. Medrese nedir? İşte toparlayacak olursak, insanın Cenab-ı Hakk'a, sair insanlara ve genelde bütün mahlukata karşı olan sorumluluklarını öğrendiği ve buna göre bir hayat yaşamak için, hayatını şekillendirmesi için belli bir altyapı edindiği yer demektir medrese. Bu açıdan insanın dünya ve ahiret saadetine nail olabilmesi için medrese malabudde mintir. Yani hiçbir şekilde alternatifi düşünülemeyecek olan bir yerdir. İkinci sorumuz hocam, neden medrese hemen hemen aynı ilimler başka müesseselerde de verilmiyor mu? Aslında bu soru diğer soruyla da bağlantılı bir soru. Şimdi demin ifade ettik, biz ilim dediğimiz zaman da sadece bir kısım malumatın aktarılmasından bahsetmiyoruz. Bilakis şunu unutmamamız gerekir, İslamiyet ilme büyük bir önem vermiştir. Fakat İslamiyet'in ilimden anladığı şey, ifade ettiğimiz gibi sadece malum değildir, bilinen değildir. Bilakis İmam Beyhaki rahimeullah, İmam Eşşafii'den çok güzel bir söz nakleder. İmam Eşşafii buyurmuş ki rahimeullah, لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ وَلَاكِمْ مَا نَفَعَ. Yani ilim, hıfz edilen, ezberlenen, zihinde tutulan şeyden ibaret değildir.
Bilakis ilim nedir? İlim fayda veren şeydir. Bu sadette nasıl fayda verecek? Bir ilim insana nasıl fayda verir diye soracak olursak, Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi rahimehullah Sıfatus Saffesinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten çok güzel bir söz nakleder. Abdullah İbni Mesud buyurmuş ki radıyallahu anh, "Leysel ilmu bi kefretir rivaye." İlim çok rivayet etmekle birlikte bundan ibaret bir şey değildir. İlim böyle bir şey değil. Yani rivayetleri tadad etmeniz, sıralamanız, çokça nakletmeniz değildir. Bilakis وَاِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةِ İlim haşyettir derler. Haşyet ne demek? Yani siz ilim sahibi olmanıza rağmen, şayet Kur'an-ı Kerim okunduğunda Kur'an ayetlerine karşı bir edepsizlik sergiliyorsanız, Kur'an ayetlerini okurken çok af buyurunuz, hiç uygun olmayacak şekilde ayak ayak üstüne atmış şekilde ayet okuyorsanız, ilim okumuşsunuz fakat bununla birlikte وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Yani peygamber hanımlarından, yani annelerinizden bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. Hakikatini, Kur'an'ın bu ayetini, bu ahkamını bilmenize rağmen gidip de namahremlerle birlikte bu şeye dikkat etmiyorsanız, bu ölçüye, bu hassasiyete dikkat etmiyorsanız bu durumda ne olur? Yani okuduğunuz ilimin herhangi bir faydasını göremezsiniz. Görebilmeniz için işte ifade ettiğimiz gibi haşyet duygusuna sahip olmanız lazım. Yani Kur'an okunduğunda Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Yani ayetler okunduğunda imanınız artıyorsa, başka bir ayette ifade buyurulduğu gibi تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ Ayetler okunduğunda, Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında tüyleriniz ürperiyorsa, cildiniz yumuşuyorsa, ayet-i kerimede ifade edildiği gibi. Yani Kur'an'dan etkileniyorsanız, ilminizden etkilenip de bunu amel sahasına tatbike dökebiliyorsanız, işte ilim biz buna diyoruz. Bu ilmin öğrenildiği yer medresedir. Çünkü medrese hem ilimle birlikte, hem amelle birlikte, hem de takva müessesesiyle birlikte inşa edilmiş yer demektir. Siz ilmin yani okunma şartlarını ayarlamanız da çok önemli bir şey. Yani bir yerde ilim okutuyorsunuz, demin vurgu yaptığım gibi karma eğitimle birlikte okutuyorsunuz. Mahremiyet esaslarına dikkat etmiyorsunuz. İşte وَاِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ biliyorsunuz. Fakat bunu sadece bilgi sınırında bırakıyorsunuz. Tatbik sahasına dökmüyorsunuz. Dökmediğinizde ne olacak? Bu ilim fayda vermez. Ve bu neye müncer olur? Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki اَشَدُّ النَّاسَ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ Yani kıyamette, ruz-i mahşerde insanların en şiddetli azaba duçar edileceği kişi kimdir? Kendisine ilminin faydasının dokunmadığı alimdir. İlminden faydalanamamış olan alimdir. İşte böyle olmamak için mutlaka medresenin tabir yerindeyse o planyasından bir geçmek gerekiyor. Medrese tezgahından mutlaka geçmek gerekiyor. Bu anlamda medrese ile sair yerler arasında elbette çok büyük bir fark var. Yine arifler şöyle ifade ederler. Derler ki El-ilmu ruhun tunfah, la mesailu tunsah. Yani ilim üfürülen bir ruhtur. Yoksa yazıya geçirilen bir kısım meseleler değildir. Dolayısıyla felyentebihil مُتَعَلِّمُونَ عَمَّنْ يَأْخُذُونَ Bu ilmi kimlerden aldıklarına dikkat etsin talebeler. وَلِيَنْتَبِهِ الْعَالِمُونَ لِمَنْ يُعْتُونَ Alimleri de kime verdiğine dikkat etsinler. Yani selef tamamen buna dikkat etmiştir. İlimle birlikte zühdün, amelin paralel gitmesine çok dikkat etmiştir ve bunu medreseyle birlikte inşa etmiştir. Bizim medeniyet tarihimize baktığımızda, İslam tarihine baktığımızda bu yolun medreseden başka bir alternatifi yok.
Yok, bunu medreseyle birlikte ve eski usul, eskimez usul dediğimiz usulle birlikte yeniden inşa edersek ecdadımızın ihya olduğu gibi, ecdadımızın hakim olduğu gibi ihya olacağız, hakim olacağız. Yeniden o kudrete ve güce inşallah sahip olacağız. Bunun için de Süfyan-ı Sevri Rahimullah'ın güzel bir sözü nakledilir. İlim, züht, takva ve amel münasebeti bağlamında şöyle buyurmuş. Men izdade ilmen ve lem yezdet zuhden lem yezdet minallahi illa bu'den. Yani kim ilim bakımından artar da züht bakımından artmazsa bu adamın ancak Allah'tan uzaklaşması artar. Dolayısıyla biz okudukça Allah'tan uzaklaşıyorsak bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın yolu okudukça amelimiz artıyor mu? Okudukça demin üzerine vurgu yaptığımız haşyet duygumuz artıyor mu? Okudukça takvamız artıyor mu? Okudukça haramlardan uzaklaşıyor muyuz? Okudukça edeplere daha riayet edip aman bir edebi kaçırmayayım duygusuna kapılıyor muyuz? Buna bakacağız. Eğer kapılıyorsak o zaman devam edeceğiz. Bu ilim bize fayda veriyor demektir. Ama hayır, bu hassasiyetlerine hiçbirine sahip olmuyorsak o zaman İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatta bahsettiği üzere ulema-i su dediğimiz kötü alimlerden oluruz. Dolayısıyla bunun da herhangi bir fayda tahsil etmeyeceği açıktır. Onun için şöyle özetleyebiliriz bu soruyu. Yani çok daha uzun tafsil edilebilir tabii ama özetle tarihte ve bugün şuna bakacağız. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Dolayısıyla medreseden yetişen, medreseden mezun olan, mücaz olan hoca efendilere bakacağız. Onların ameli noktadaki hassasiyetini, onların takva noktasındaki ilerleyişini, ileride oluşunu, bütün bunları hesap edeceğiz ve başka müesseselere bakacağız. Oradan da çıkmış olan kişilere bakacağız. Bir mukayese yaptığımız zaman da zaten çok açık bir şekilde neden medrese sorusuna cevap bulmuş olacağız. Osmanlı'daki medrese ile şu anki medreseler arasında fark var mı? Yani o dönemdeki medreseler o çağın ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılarken günümüzdeki medreseler çağın ihtiyaçlarını tam bir şekilde karşılıyor mu? Şimdi böyle bir mukayese yapmak bile hata olur. Çünkü şimdi kadim zamanlardaki medreselere baktığımızda hem müfredat açısından hem sahip oldukları imkanlar açısından elbette ki çok daha ileride olduklarını müşahede ediyoruz. Yani biz bugün bir Sahn-ı Seman medreseleriyle, ne bileyim daha eskiye gittiğimizde bir Nizamiye medreseleriyle bugünü kıyas etmemiz elbette mümkün değil. Nizamiye'de Gazaliler var rahimahullah. Gidip de efendim Osmanlı döneminde Molla Hüsrevlerin, Molla Güranilerin ve başka müderrislerin, büyük adamların tedris faaliyetinde bulundukları medreselerle bugünkü bizim medreseleri elbette kıyaslayamayız. O anlamda hem onların sahip olmuş olduğu imkanlar, hem yetiştirdikleri adamlar, büyük adamlar, hem devlet bünyesinde çalışıyor olmalarından gelen o güç ve kudret bugünkü medreselerde olmadığı için elbette çok temel, bariz farklar var o günkü medreselerle, bugünkü medreseler arasında. Fakat karınca kararınca yani bugünkü medreseler elbette ilk zamana nispetle birlikte çok daha mesafe kat etmiş durumdalar ve böylece inşallah ileriki zamana istikbale baktığımızda çok daha da inşallah bu işlerin geniş sahalara yayılacağını, toplumun da artık ciddi anlamda ihtiyaçlarına karşılık vereceğini düşünüyoruz. Yani bugün elbette toplumumuzun birçok sorunları, problemleri var. Yani biz medrese olarak şu soruyu sormamız lazım. Yani her şeyden önce insanların bir kısım sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntıları var, hayata dair sıkıntıları var, sosyal sıkıntıları var, ailevi sıkıntıları var, dini sıkıntıları var, itikadi sıkıntıları, birçok sıkıntıları var. Bunların tamamını, bu problemlerin, müşkillerin tamamını ehemmiyet, ehemmühim sıralamasına göre bir sıralamaya tabi tutarak medreselerin kolu paçayı sıvayarak topluma açılması gerekiyor. Toplumun müşkillerine cevap vermesi gerekiyor. Yani bugünün gençlerinin belki geçmişte olmayan deizme saplanma veya ateizme sürüklenme gibi problemleri var. Başka türlü efendim yani ahlaksızlığın buğdu diyebileceğimiz
bir kısım uçurumlara yuvarlanma gibi tehlikeleri var. Hatta yuvarlanmış olanlar var. Bunları tabii sahaya indiğimiz zaman, açıldığımız zaman veya sahadaki insanlarla birebir münasebet kurup dirsek temasına geçtiğimiz zaman da görüyoruz. Onun için yani medresenin ifade ettiğiniz gibi geçmiş zamanda olduğu gibi bugün de toplumun ihtiyaçlarına kifai manada cevap verebilmesi için geniş imkanlara sahip olması gerekiyor. Asli hüviyetini kaybetmemesi gerekiyor. Kökleriyle bağlantısını koparmaması gerekiyor. Her şeyden önce Ehl-i Sünnet itikadından, tasavvuf çizgisinden, maddi ve manevi noktadaki o müthiş donanımından kesinlikle taviz vermemesi gerekiyor, ödün vermemesi gerekiyor. İnşallah bu çizgide ilerleyecek olursa medresenin çok daha ileriki noktalarda toplumun ihtiyaçlarına da çok daha ciddi anlamda karşılık verebileceğini düşünüyorum ben şahsen. Fakat toparlayacak olursak yani elbette ki bugünün medresesiyle bir Osmanlı dönemindeki, Selçuklu dönemindeki medreselerin bir tutulması hem ders veren müderrisler açısından, hem imkan açısından, hem talebeler açısından, hem genel anlamdaki ortam açısından elbette bir değil. Yani bugünün ortamını da bir gözden geçirmek gerekiyor. Bugün ne kadar sağlıklı bir ortam var ki yani ilim elde edelim. Yani bugün açın efendim İbn Abdülber rahimehullah'ın Cami'u Beyanil İlmi ve Fadlihisini okuyun. Hatib el-Bağdadi'nin İktidaül İlmi ve Amelini okuyun. Yani Taberani rahimehullah'ın Zemmü men la ya'mel bi ilmihisi gibi kitapları okuyun. Şunu göreceksiniz. Yani selefte çok farklı bir ilim anlayışı var. Çok farklı bir ilim ortamı var. Çok farklı bir haşyet dedik ya demin var. Çok farklı bir takva duygusu var. Haşyetullah var. Yani bunları bugün bizim elde edebilmemiz için önümüzde gerçekten çok ciddi maniler var. Yani biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle yeti alennâsi zaman as-sâbiru alâ dînihî kel-kâbidu alel-cemr. Yani insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki dini üzere sabretmeye çalışan kişi kor ateşi elinde tutmaya çalışan kişi gibi olacak. Bıraksa dini gidecek, ilim gidecek. Bırakmasa elini yakıyor. Böyle bir ikilemde, böyle bir zor durumda, müşkil bir durumda kalmış vaziyetimiz var. Bu durumda ne yapıyoruz? İşte hasbel kader, gücümüz yettiğince, Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh'un açtığı yolda, açtığı çığırda, onun gösterdiği istikamette yürümeye gayret ediyoruz. İznillahi Teala, Allah Teala'nın inayetiyle, yardımıyla çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Benim hocam akışın gayrısında söylediğiniz bir şeyden aklıma doğan bir şey sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Mesela bu medresedeki adamların kolu paçayı sıvayıp sahaya inmesi, halkla daha çok temas etmesi konusunda. Mesela bugünkü sosyal medyayı da buna dahil edebilir miyiz? Yani birçok hocamız bunu takvadan uzaklaşmak veya bir malayani olarak görüyor ama bugün ciddi manada sosyal medyadan bir takım insanlara ulaşabiliyoruz. Yani bu sizce bu şekilde mi? Yani sosyal medyadan insanlara video paylaşımı yapmak, bir şeyler paylaşmak, halkla dip dibe olmak mıdır yoksa malayani ile takvanın zıttıyla meşgul olmak mıdır? Şimdi şöyle ifade edelim biz. Kabul edersiniz ki yani toplu çalışmalarda yani toplu olan bir kısım cemiyetlerde vazife taksimi denen bir şey vardır. Herkes aynı vazifeyi yapacak olursa, herkes aynı konumda olacak olursa bu durumda yani dışarıya yönelik faydalı bir hizmet hasıl olmuş olmaz. Bir kısım hoca efendiler bu tarz faaliyetleri, sosyal medyayı vesaire diğer teknolojik imkanları yani bir sapma olarak veya bir taviz verme şeklinde niteliyor olabilirler. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Yani çağın bir takım ihtiyaçları, insanların kullanmış oldukları, hatta kullanmayan insanın kalmadığı bir mecradan bahsediyoruz. Ve en önemlisi şu, Cüneyt Hocam. Yani muhalifler, özellikle bidat akımlar, efendim küfri akımlar, deistler, ateistler vesaire diğer İslam'a muhalif olan insanları saptırmak için bir nevi şeytanın askerliğini yapan grupların sıkça kullandığı bir mecra. Yani bir gence oradan kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bir esnafa, bir tüccara, bir tacire artık
bir bakkala, bir marketçiye, bir konfeksiyoncuya vesaire kolay bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar. Ve artık din yeni, özellikle biliyorsunuz jenerasyonda herkesin tartışabildiği, herkesin üzerine kelam edebildiği, herkesin düşünebildiği, hatta düşünmesi gerektiği bir şey olarak insanlara yansıtılıyor. Buradan şunu anlamamamız lazım. Yani din sadece hocaların şekillendirdiği, haşa ve kella, hocaların insanlara anlattığı bir şeydir. Hayır, elbette insanların tamamına Kur'an-ı Kerim gelmiştir. İnsanların tamamı Kur'an-ı Kerim'den istifade edecekler, İslam'dan istifade edecekler. Fakat şunu unutmayacağız. Buradan farklı bir manipülasyona gitmeye gerek yok. İslamiyet'te tahassüs alanına giren meseleler vardır. Yani belli bir altyapıya sahip olmanız gereken ve bu altyapı mahiyetinde halledebileceğiniz konular vardır. Bir de herkesin anlayabileceği şekilde konular vardır. Bunlar ayetler içinde geçerlidir. Ayetler içerisinde müteşabih olanlar vardır ve bazı ayetler vardır ki Cenab-ı Hak وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ onları ancak alim olanlar akledebilir şeklinde söylediği bir kısım ayeti kerimeler var. Bu ayet tasdifine göre şimdi problem şurada. Toplum tahassüs alanına giren konularla muhatap kılınıyor. Bu sefer ne oluyor? Altından kalkamayacağı işlerin içerisine giren bir insan ne yapıyor? Bu sefer aklıyla birlikte, izanıyla, zihniyle vesaire az olan müktesebatıyla büyük bir şüphe içerisine giriyor. Şüphe içerisine girince eğer imani bir meseleyse Nureddin Es-Sabuni'nin ifadesiyle وَشَّكُّ ف۪ي مَا يَفْتَرِضُ اِعْتِقَادُهُ كَلِنْكَارِ İtikadı farz olan bir yerde şek duymak, şüphe etmek, öyle bir alanla, maddeyle, öyle bir esasla alakalı şüphe içerisinde olmak inkara eşdeğerdir. İnkar gibidir. Ha şek etmişsin, ha şüphe etmişsin, ha da inkar etmişsin. Onun için toplumda böyle bir sıkıntı var. İnsanlara sürekli dinle alakalı şüpheler ilka ediliyor. Din tartışma alanına dönüştürülmüş durumda. Bu ekranlar üzerinden yapılıyor, milyonlara ulaşıyorlar. Biz de bu alanda hasbel kader, hakkı ihkak etmek için Ruzi Mahşer'de Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu, ya Rabbi biz elimizde olan vüsatımızla, elimizde olan gücümüzle birlikte elimizden geleni yapmaya gayret ettik diye bir hani ma'ziraten ila rabbikum vardır ya ayeti kerimede. Rabbimize bir mazeret olması açısından böyle faaliyetler içerisinde bulunuyoruz. Ama bulunmayan insanlar da olacaktır. Belki maneviyatını daha iyi korumak için, belki diğer alanda manevi noktada insanlara daha etkin şekilde hizmet verebilmek için bu alanı kullanmayan insanlar da olacaktır. Kullananlar da lazım, kullanmayanlar da lazım. Burada önemli olan husus, kullanmayan arkadaşlarımızın, hoca efendilerin özellikle, kullanan insanların, düzgün bir şekilde kullanan ve hizmet etmeye çalışan insanların maksatlarını yani kavrayabilmeleri çok mühim. Maksadımızı da onlara güzel anlatabilmemiz de çok mühim. Bu noktayı böyle halledecek olursak inşallah bir müşkil kalmayacağı kanaatindeyim. Allah razı olsun. Dördüncü sorumuz hocam. Evet. Medrese eğitimi tam olarak nelerden oluşuyor? İçeriği nasıl? Bir talebenin bir günü medresede nasıl geçiyor? Yani bu soru tabii ki nispi bir soru, izafi bir soru. Yani her medreseye göre değişir. Medrese müfredatına göre değişir. Tarihten bugüne kadar da hep değişe gelmiştir. Fakat genel anlamda biz kitaplara, kitap isimlerine falan girmeden ifade edecek olursak, medrese genellikle Kur'an-ı Kerim okumak için, tecvid için herhangi bir altyapınız yoksa hazırlık aşamasıyla birlikte başlar. Her şeyden önce insana güzel bir Kur'an-ı Kerim okuması öğretilir. Bu çok önemli bir şey. Yani adam hoca olmuştur fakat güzel Kur'an-ı Kerim okuyamıyordur veya belki de namazı caiz olmayacak kadar tecvitsiz bir Kur'an okuyuşu var, Kur'an tilaveti var. Bu çok önemli bir eksiklik olduğu için bu eksikliğin tedarik edilmesi adına medreselerde öncelikle hazırlık aşamasıyla birlikte meseleye başlanır. Bu hazırlık aşamasında temel dini bilgiler, 32 farz vesaire gibi temel vecibeler üzerine dersler yapılır. Talebe bu anlamda
Şayet hafızsa zaten böyle bir altyapıya sahip olduğu için direkt Arapçadan başlayabilir. Fakat talebe Arapçadan önce genel bir malumata sahip kişi olarak İslami ilimlere atılmış olur. Ondan sonra işte Arapça faslı gramerle birlikte başlar. Emsile, bina, maksut, avamil, izzi gibi sarfa dair bir kısım kitaplar, temel kitaplar okunur. Bunlara eklemeler yapılır, çıkarılır vesaire. Bunlarla alakalı okuma süreci içerisinde imtihanlar vesaire bir kısım mülakatlar da tabii ki geçirir. Onun dışında nahve geçmeye elverişli kabul edildiğinde son bir mülakatla birlikte nahve geçer, işte izhardır, kafiyedir vesaire nahivle alakalı eserleri de okumuş olur. Molla Cami okunur ve başka nahivle ilgili eserler buna eklenebilir. Bu aşamadan sonra mesele belaat aşamasına gelir. Belaata dair işte genellikle Telhisül Miftah tercih ediliyor, Muhtasarül Maani gibi kitaplar okunur. Yani hemen hemen gramerden sonra veya medrese müfredatı içerisinde en kritik dediğimiz, en önemli nokta burasıdır. Genellikle üçüncü seneye denk geliyor bu kısım. Belaat. Çünkü yani Arap edebiyatını bilmek, gramerden sonra, gramere dair bir kısım kitapları okuduktan sonra Arap edebiyatına dair o incelikleri kavramak, meani ilmi, beyan ilmi, bedi ilmi ile alakalı olan hususları, babları, fasılları bilmek, onları güzel oturtmak, onları güzel kavramak ileriki dönemde hem tefsire dair, hem diğer ilimlere dair, usulü fıkha dair sağlam bir altyapıya sahip olabilmeniz için çok önemlidir. Bunun için belaat ilmi de okunduktan sonra işte genel diğer ilimler artık biraz daha sair alet ilimlerine ağırlık verilir. İşte mantık okunur, münazara okunur, usulü hadis okunur, usulü tefsir okunur, vazı ilmi okunur. Sonunda da işte usulü fıkıh ilmi okunur. Bunun için iptidai metinler veyahut da direkt olarak bizim medreselerimizde olduğu gibi miratul usulün güzel bir şekilde anlatılması, belli yerlerinin okunması durumunda talebeye güzel bir usul altyapısı verilmiş olur. Tabii talebe bu 5 yıllık veya 4 yıllık değişiyor işte müfredat içerisinde ulum-i şer'iyeye, ulum-i İslamiye'ye dair güzel bir donanıma sahip olmuş olur. Böylelikle oradan çıktıktan sonra bir tekamül faslı olur. 2 yıllık, 1 yıllık. Bu tekamül faslında talebe tabii 5 yıllık bir serüvenden geçip geldiği için sarfı var, nahivi var, belahatı var, işte sair, efendim ulum-i adiye var, efendim aliye var, efendim yani ali ilimler, alet ilimleri var, usulü fıkıh var. Bu 5 yıllık müfredatın, sürecin genel bir tekrarı yapılmış 1-2 yıl içerisinde. Ondan sonra hususen iştiyakı olan, meraklı olan, kabiliyeti de olacak tabii ki, o da önemli bir şey. Arkadaşlar, hoca efendiler tarafından tespit edilir ve ihtisas süreci başlamış olur. Bu ihtisas da tabii kişinin merakına göre artık kelam mıdır, tefsir midir, tasavvuf mudur, hadis midir? Bununla ilgili bir kısım tasnifler, sınıflar açılıyor malum. Burada işte 10 kişi, 15 kişi, 20 kişilik bir sınıf oluşturuluyor. Böylece ehil hoca efendiler, mütehassıs hoca efendiler tarafından dersler veriliyor. Bu da işte duruma göre, ihtiyaca göre 3 yıl, 2 yıl, 4 yıl şeklindeki bir süreçle birlikte nihayet bulmuş oluyor. Böylelikle kişi yani bu sıçrama tahtaları üzerinden ilim bitmez. Yani ölene kadar okunacak. Fakat sağlam bir altyapıya sahip olduğu için artık kendi kendini geliştirebilecek. Bu işin anahtarını ehil kişilerden aldığı için kendi kendini geliştirebilecek, okuyabilecek, mutalalarından yanlışa batıla sapmadan istifade edebilecek bir seviyeye gelmiş oluyor. Yani genel olarak medrese sürecini bu şekilde hulasa etmemiz mümkün. Şu anda medresede bulunan talebe ve hocalara tavsiye veya tenkitleriniz var mıdır? Şimdi yani bu soru bağlamında hemen şunu ifade etmek isteriz.
medreselerimizde eksiklik olarak gördüğümüz temel nokta talebede özellikle bulunan iştiyaksızlık, ilme merakın gittikçe azalması. Bu her dönemde olmuştur. Yani bakarsanız Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi rahimahullah Ta'zimul Futiyasında bundan bahseder. Torun Sadruş Şeria Nukaye metninin hemen başlarında ilmin artık gittikçe düşüşe geçtiğinden bahseder. Himmetlerin azaldığından bahseder. Dedesinin kendisine vikaye metnini ezberlemesi için yazdığını, kendisinin ezberlediğini fakat onun zamanında artık vikaye gibi bir metni bile ezberleyecek himmetin kalmadığından bahseder. Bunun için vikayeyi bile muhtasar yapmak zorunda kaldığından bahseder. Bu her dönemde olmuştur. Ali'l-Kâhir rahimahullah Mirkatül Mefatihinde kemâ ennel ilme fittenâzuli yevmen fe yevmen, gün be gün ilmin tenazülde olduğunu, bir düşüşe geçtiğini ve bunun için bize alim dendiğini, yoksa bizim ilim seviyesine çıktığımızdan dolayı alim olarak nitelendirilmediğimizi ifade eder. Bugün de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani elbette bir düşüş var fakat bu düşüş gittikçe yani belli arkadaşlarımızın daha öncesinde evet bu işi revaca doğru götürdüğünü söyledik. Fakat bunun biraz daha genelleştirilmesi, genişleştirilmesi için mutlaka talebeye bir iştiyak verilmesi gerekiyor. Bu da tabii ki hoca efendilere bağlı bir şey. Yani kendimizi kandırmayalım. Talebe her şeyden önce demin bir şey söyledik. Arifler derler ki ilim ruhtur. Talebeye bu ruhu verebilmemiz için büyüklerden görmediğimiz işleri yapmamamız lazım, bir. İkincisi, talebenin gözü önünde bizi hafif düşürecek olan, talebeye bir sui misal olacak olan işler yapmamamız lazım, iki. Üç, talebe şayet bizim elimizde kitap görmüyorsa, bizim ilimle iştigal ettiğimizi görmüyorsa, müşahede etmiyorsa, bizim kitap peşinde koşturduğumuzu görmüyorsa, böyle bir meraka sahip olduğumuzu görmüyorsa, bu durumda gidip de bizim efendim bu talebelerde iştiyak kalmadı diye şikayetlenmemiz samimi değildir. Her şeyden önce biz iğneyi başkasına batırırken çuvaldızı da kendimize batırmayı bileceğiz, batırmasını bileceğiz. Onun için öncelikle bir kendimizi de tenkit edeceğiz. Bu anlamda her şeyden önce hocalarımızı, kendimizi talebeye güzel örnek olmak, güzel bir numune olmak, rol model olmak olmaya davet ediyorum. Mesele bu. Yani bunda hem bir tenkit var hem de bir tavsiye var. Bu anlamda mutlaka buna mecburuz. İkinci olan husus, yani talebeye manevi anlamda da takviye olmak zorundayız. Yani biz Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu'nun bir aynası gibi, bir yani göstergesi gibi olmak zorundayız. Yani bu kesinlikle kendimize hiçbir benlik vermeksizin tamamen talebeyle Efendi Hazretlerimiz arasında bir köprü olmak şeklinde olacaktır. Yani bir hocamız bunu şöyle misallendiriyor. Biz ambulans şoförü sayılırız hocalar olarak. Ambulans şoförü hastaya nasıl ki müdahalede bulunma hakkına ve salahiyetine sahip değilse, onu acilen doktora yetiştirecekse, biz de bu şekilde talebelere bir müdahalede bulunmak, ne bileyim onlara kendimizden bir manevi bir şey aktarmak gibi girişimler içerisine girmeyeceğiz. Zaten o bağı güzel kurarsak mürşidimizle, manevi anlamda da talebenin donanımı yerinde olacaktır. Bu noktalara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Talebeyi teşvik etmemiz gerekiyor. İfade ettiğim gibi talebenin gözünden bizi düşürecek olan bir takım fiiller içerisine girmememiz gerekiyor. Efendimizin buyurduğu gibi Müslümanlığın şiarı olan لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاءً. Sizden biriniz lisanıyla, diliyle, kalbi eşit oluncaya kadar iman etmiş olmaz. Dilimizle, söylediklerimizle, yaptıklarımız, eylemlerimizle, söylemlerimiz mutlaka paralel gitmeli, bir olmalı ki talebeler bundan bir istifade etmiş olsun. Talebe açısından bir fayda temin edilmiş olsun.
kısaca bunu böyle iletmiş olabiliriz. Son sorumuz hocam. Medresede okumayan ancak ilim öğrenmek isteyen kişilere ne tavsiye edersiniz? Şimdi medresede okumayan arkadaşlarımızdan meraklı olan kardeşlerimiz olabiliyor. Yani ulumi İslamiye'ye dair, mesail-i İslamiye'ye dair merakları var. Bu meraklarını kırma adına, efendim siz bu işi bırakın, medreseye gelin, adam gelemiyor diyelim. Elbette başta tavsiye edeceğimiz şey, medreseye gelsinler. Bu işin altyapısını alarak, bu işin usulüne uygun bir şekilde, yani meraklarını ne yapsınlar? Gidersinler. Meraklarını buraya sarf etsinler, heyecanlarını buraya harcasınlar. Fakat adamın imkanı yok, yaşı ilerlemiş, işi var vesaire gibi. Bu kardeşlerimize de medreseye gelemiyorlarsa da mutlaka bir hoca gözetiminde, günde belli bir vakit ve zaman ayırarak Arapça öğrenmelerini, emsile, bina, maksut, avami, izzi gibi kendilerine ulum-i İslamiye hakkında öğrenebilmek, bir kısım şeyler yazıp çizebilmek için altyapı olacak şeyleri öğrenmeleri lazım. Bu hiç böyle öğrenmeden, bilmeden olmaz. Başka hoca efendilerden naklederler, makaleler alırlar, o ayrı bir konudur. Fakat şunu kesinlikle yapmamaları lazım ki bugün yaygın bir şey bu. Şimdi yani meseleye dediğim gibi şayet ulum-i İslamiye adına konuşuyorsak bizim bütün malzememiz Arapçadır. Kur'an Arapçadır, hadisler Arapçadır, kitaplar Arapçadır, fıkıh Arapçadır, tefsir Arapçadır vesaire. Bütün ulum-i İslamiye Arapça ilminden, dilinden ibaret bir şey. Bunun için yani bir kısım kitaplar okuyup da belli bir birikime sahip olduğu için kendince kendisini yetkin görüp hiçbir icazet almadan, hiç kimseden bir onay almadan fetva vermek, İslam'ın önemli konularıyla alakalı, kelamın, fıkhın, tasavvufun vesaire diğer ilimlerin önemli konularıyla ilgili konuşmak, yazmak, çizmek bu doğru bir şey değildir. Bakınız, selef şunu kaide haline getirmiştir. لَا يُؤْخَذُ الْقُرْآنُ مِنْ مُصْحَفِيِّنْ وَلَا الْحَد۪يثُ مِنْ صَحَف۪يِّنْ Kur'an mushafiden alınmaz, hadis de sahafiden alınmaz. Yani sahafi, mushafi ne demek? Mushafa bakıp öğrenmiş. Hadisi almış, hocadan gidip öğrenmemiş de, işte karıştırmış, kitaplardan öğrenmiş. Bu insanların yanlış yapma ihtimalleri çok büyük. Yani bir sahabi niçin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber olmasına rağmen gidiyor Şam'dan, Medine'den Şam'a hicret ediyor, o yolculuk ediyor, o hadisi tekrar dinlemek için selef gitmiş, o kadar üstadlara gitmişler, okumuşlar. Bu işi hoca-talebe ilişkisi bağlamında yürütmüşler. Bu böyle olmazsa olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani İmam Şafii'nin yine bu noktada İmam Beyhaki'nin naklettiği çok önemli bir sözü var. Diyor ki İmam Beyhaki, İmam Şafii rahimehullah, "Men ahazel ilme mine sahifeti fekad dayya'al ahkam." Kim ilmi sahifeden alırsa, bu adam ahkamı zayi eder. Bütün hocalara, bütün alimlere, ulemamıza, selefimize bakın, herkesin bir hocası vardır. Bu hoca silsile yoluyla birlikte ta Resulullah Efendimiz'e kadar varan bir silsilesi vardır. Yedenbiyet ulaşan muttasıl bir silsileye sahiptir. Biz buna icazet diyoruz. Bu olmadan olmaz. İmam Malik rahimeullah ne diyor? Vallahi ma efteytu hatta seeltu 70 raculen. Ta ki 70 adama sordum diyor. Ben fetva verebilir miyim? Onay aldım, ondan sonra fetva verdim diyor. İmam Malik söylüyor bunu. Onay almadan iş yapmayacağız. Yani İbn Ebi Duat vardır. Bu mihne döneminin önemli adamlarından birisi. Hatib el-Bağdadi rahimehullah nakleder. Bu zat alim bir adam aslında. Mutezili bir alim. Fakat herhangi bir hocadan okumamış. Okumadığı için Irak'ta bir mesele olmuş. O zaman da ulema kendi arasında tartışmış. Bu da kendisine hiçbir şey sorulmadığı halde bir cevap yazarak benim de bu konudaki görüşüm budur diyerek onlara göndermiş. Adamların ona gönderdiği tek bir cevap var. Şunu yazmışlar Irak uleması. Uskut la şeyhe lek.
sen sus, senin hocan yok demişler. Selef ilme böyle bakmıştır. Hocan var mı? Birinden okudun mu? Muttasıl bir silsilen var mı? Her şeyde bu böyledir. Bakın Ebu Gutta Rahimahullah'ın El-İsnaat Mined-Din diye çok güzel bir eseri var. Bu konu çok uzun bir konu. Oraya bakalım. Göreceğiz ki selef her şeyi, hatta yani biraz mizah usulü komik gelecek ama yani mizaha dair, fıkraya dair şeyleri bile senetle nakletmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir durum var selefte yani. Kaldı ki din adına olan malzemenin böyle bir silsileyle birlikte gelmemesi düşünülemez. Yani Hüdayi Nabit gibi nereden çıktığı belirsiz, nereden okumuş, kimden icazet almış bilinmeyen böyle türedi kişilere itibar etmemek lazım. Ben inanın üzülüyorum. Bu arkadaşlarımızın merakını anlayabiliyorum, görüyorum, idrak edebiliyorum. Fakat bu usulü zayi etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın samimi olanlarına hitap ederek, yani yarar verdiklerini düşünüyorlar belki, fakat ben daha çok bu usulü zayi ettikleri için zarar verdikleri kanaatindeyim. Bunu yapmasınlar. Ne yapsınlar? İşte dediğim gibi hocadan okusunlar veyahut da işte belli bir birikim sahibi olma adına işte İslam ilmi hali gibi vesaire diğer dini kitaplar gibi meseleleri açıklayan hoca efendilerin süzgecinden geçmiş olan bilgileri alsınlar. Elbette malumat sahibi olsunlar, bir birikim sahibi olsunlar. Fakat bununla birlikte ehil olmadığı bir meselede yani kendisine bir soru tevcih edildiğinde ben hoca değilim kardeşim. Hocaya sor. Ne bileyim ben kelamcı değilim. Kelamcıya sor. Bu hocalar için de geçerli. Yani ben fıkıhta mücaz değilim. Fıkıhta yetkin birisi değilim. Tefsirci, fıkıhçıya sor. Şu arkadaşımız var dememiz lazım. Er-Rame Hurmuzi rahimehullah nakleder mesela. Diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan naklediyor. Diyor ki ben edraktü seb'ine racülen min ashabil Bedr. Bedir ashabından 70 kişiye diyor yetiştim. Onlardan birine fetva sorulduğunda diyor hep böyle birbirine havale ederlerdi. Ona sor, ona sor. Ta ki fetva dönüp dolaşıp birinci sorulana gelirdi diyor. Sahabe böyleydi. Onun için bu noktaya dikkat etmelerini, diğer yandan da kendilerini geliştirmelerini, okumalarını acizane tavsiye etmek isterim. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Amin. Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ederiz. Kırmadınız bize. Estağfurullah. Çalışmalarımız için de dualarınızı talep ediyorum. Rabbim hepimizin çalışmaları için muvaffakiyetini bizlere karin eylesin, sadik eylesin. Peki. Elhamdülillahirrahmanirrahim.